Efendim merhaba. Bugünkü okumamızda hanımefendi 39 yaşında Baskın Elsa. Öncelikle belirtmek isterim ki iz okuyucu YouTube videolarına göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Beğenileriniz, yorumlarınız, abone olarak göstermiş olduğunuz katkılar bizim için çok değerli. Analize geçelim. Evet öncelikle odaklanmak istedim akıl çizgisi. Çünkü alışılmışın dışında bazı durumlar var ve neredeyse avuçtaki bütün çizgiler orayı gösteriyor gibi. Yani bayağı önem teşkil ediyor. Baktığımızda biraz karmaşık bir durum var. Öncelikle şöyle şu kısımda bir çatal var. Ve çizgiye bakıldığında burada normalde biraz incelmesi gerekirken daha derin bir çizgi en baştaki gibi. Normalde biraz daha incelerek ilerler eğer burada başka bir çizgi yoksa. Yani şurada bir çizgimiz var. Şöyle gelen dış Mars'tan şu şekilde buraya karışmış ve şöyle giden buraya karışan bir kader çizgimiz var. Şimdi bu bir. ikinci nokta burada akıl çizgisine gelen şöyle hem iç Mars'a doğru akan şöyle yani şurada bir çizgi var. Şu çizgiyi görüyor musunuz? Şöyle hem akıl çizgisine hem iç Mars'a doğru giden. Ama başladığı nokta belirsiz. Burada inceliyor. Şöyle derinleşiyor. Akıl çizgisinin içine karışıyor. Burada da incelerek geliyor. Akıl çizgisinin içine derinleşiyor. Şu bölgede. Yani iç Mars'la dış Mars'ı bağlayan bir çizgi. Burada da dış Mars'tan gelen bir kader çizgisi akıl çizgisine karışıyor ve kalp çizgisine doğru yöneliyor Satürn'e doğru. Şimdi buraya bakıldığında öncelikle bu çizgiyi değerlendirmek istiyorum. Yani başlangıç noktası yok. Sadece dış Mars'ta iç Mars'ı birleştiren bir çizgi var ve akıl çizgisinin içine karışıyor. Normalde bazı yorumcuların yaptığı bir yorum var. Onu ondan bahsetmek istiyorum. Normalde eğer şöyle düz bir çizgi yani akıl çizgisinde bir bağlantısı yoksa böyle bir yorumları var. Bu gizli düşmanlıklardan kaynaklı kazalar veya maddi kayıpları temsil edebilir. Yani bu tür konularla ilgili çevrenizdeki insanlara yakın veya uzak çevrenizdeki kişilere dikkat etmeniz gerektiği hakkında uyarıda bulunuyorlar. Eğer iç Mars'ta dış Mars arasında herhangi bir sızıntı veya düz bir çizgi varsa bu yorum yapıyorlar ama burada biraz durum farklı. Öncelikle çizginin başladığı nokta yok. Çizgi tamamıyla buradan da ince, bu taraftan da ince. Sileyim tekrar ve akıl çizgisi içinde birleşiyor burada. Şimdi dış Mars özelliklerimiz neydi kısaca? Zihinsel cesaret, sabrı ve stratejiyi gösterir. İç Mars neydi kısaca? Kişinin fiziksel enerjisi, cesaretle mücadeleci gücünü ortaya koyma durumlarını gösteriyor. Bu iki durumun birleşmesiyle ve akıl çizgisiyle karışmasıyla aynı zamanda belli bir müddet görüyorsunuz beraber ilerliyor belki hayatının bu süreçlerinde bu 40 yaş sonrasında da etkili olabilir bu özellikler daha çok etkili olabilir. Yani sürekli oradan oraya akan bir enerji var ama birbirleri arasında geçiş yapan. Ama şu süreç daha etkili olabilir hayatına. Bu da 38 yaşında bu bulunduğu yıllardan sonra itibariyle başlayabilir daha etkili olarak devam edebilir anlamında söyledim. Yani kişinin fiziksel ve zihinsel arasındaki dengeyi, bu iki enerjinin dengeli kullanılmasını gösterebilir. Kontrollü bir cesarete sahip olabilir, cesur davranışlar göstere gösterebilir bu süreçte. Normalde biraz kontrolün dışına çıkacak özellikler de var zihin yapısına bakıldığında. Akıl ve hayat çizgisi bayağı mesafeli başlıyor. Normalde hazır cevap, akıllarına geleni söyleyen, cesur, kararlı, atılgan, gözü kara kişilerdir ama bu süreçte biraz daha dengeli bu özelliklerinden daha iyi faydalanacağı bir süreç olabilir. Normalde bu onu dengeleyen bir durumdur ama şu dönemde belki daha mantıklı adımlar daha güzel daha olumlu olaylar olabilir bu özellikleriyle bağlantılı. Yani hatalar minimum olabilir. Daha çok avantajlı durumlardan faydalanabilir bu süreçte. Yani dengeli bir cesarete sahip olmak anlamına geliyor. Eğer bu çizgi yani kırık kırık çizgilerden oluşan bir çizgi olsaydı bu. Bu konularla ilgili dengesiz bir durum olabilirdi. Ama bakıldığında çok net bir çizgimiz var burada. Burada burayla burayı birleştiren ve akıl çizgisine karışmış. Şimdi akıl çizgisi genel anlamıyla burada çok pratik görüyorsunuz. Çok gerçekçi bir yaklaşımda, analizci bir yaklaşımda olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle başkalarının da hatalarını kolaylıkla bulabilen bir yapıda. Kendisi daha önce bir eğitimciymiş, şu an çalışmıyor. Ve bakıldığında bu az hata gerektiren mesleklerde yine iyi olabileceği, iyi bir araştırmacı, meraklı yönlerini ortaya koyuyor. Tabii ki güçlü bir merkür çizgisiyle beraber burada. Ve iç Mars'tan gelen bir merkür çizgimiz de var. Ve güneş çizgimiz de var yine iç Mars'tan gelen. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Ama öncelikle ben dış Mars'tan şöyle gelen akıl çizgisine karışan kader çizgimizin bir şekilde burada da yine diğer kader çizgisiyle karışıp Jüpiter ve Satürn parmağının arasına yönelmesinden bahs bahsedeceğiz. Tepenin nitelikleri çizginin menşeini oluşturuyor. Geldiği kaynak e, bu özelliklerle bağlantılı olabiliyor kadar çizgisinin buradan gelmesi. Yine kendisinin cesaretli, dirençli ve mücadeleci bir ruha sahip olabileceği anlamına geliyor. Kadar çizgisinin tabii ki buradan gelmesi hayatındaki başarılar, kariyerler büyük ölçüde kendi azmi, cesareti ve mücadele gücüyle bağlantılı e, olabilir. Ayrıca tabii Venüs'ten uzaklaşması, elin dışından gelen çizgiler her zaman hayatına sonra giren, giren kişilerden her zaman şans bulabileceği anlamına da geliyor tabii ki. Şimdi diğer özellik burada uzun bir müddet çizginin karışması burada hatta çizgiyi derinleştiriyor yani. Bir anda burada akıl çizgimiz çok derin bir hale geliyor. Kişinin yaşam yolunun zihinsel becerilerine ve karar verme yeteneğine ve düşünce tarzına bağlı olduğunu gösterebilir. Kişinin hayatındaki önemli olaylar, dönüm noktaları, yeni sayfa açma her zaman akıl ve mantık çerçevesinde olacağı, aklına ve mantığına danışacağı anlamına geliyor. Zaten az hata yapan birisi özelliklere bakıldığında. Mücadeleci ruhuyla beraber başarılarının her zaman zihinsel yetenekler, zihinsel mücadele, aklı kullanma, doğru yerde doğru zamanda olma, nefsini kontrol etme, zihinsel iradeyi ortaya koyma ve güçlü mantıklı Gerçekten iyi bir akla sahip olma anlamında bu niteliklerden faydalanan ve bununla bağlantılı hayatın tüm alanlarında ve o alanlarla ilgili çalışmalarla da ilgisi olabilir. Gerçekten kendisi için dış Mars ve iç Mars tepeleri çok etkili. Hem akıl çizgisinin kadar çizgilerin oradan gelmesi, birbirini bağlayan çizgiler. Ayrıca burada Merkür çizgilerinin bir tanesi iç Mars'tan gelmesi ve Güneş çizgilerinin biri de buradan iç Mars'tan geliyor. Muhtemelen eğitimle ilgili konudaki çalışmaları devletle bağlantılı olmuş olabilir. Çünkü atanma veya kurumsal alanlarda çalışma, devlet dışında da yani özel bir okulda olabilir. Bu alanlarda şansı her zaman var, değerlendirebilir. Şimdi bu çizgi eğer böyle gelip böyle kırsaydı diğer çizgileri biraz stres çizgisi gibi olabilirdi. Ama böyle yolu uzatarak geldiği zaman yani bu gördüğünüz gibi şöyle bir şurada biraz inceliyor bir overlap durumu var. Üst üste binme durumu var ama çizgimiz sonrasında şöyle yukarıya kadar devam ediyor yine kendisinin çok cesur ve kararlı bir yapıda bir kişilikte olduğunu söyleyebiliriz. Güçlü bir iradeye iddialı olmaya, iddialı bir iletişim tarzına sahip olma, kendine özgüvenini gerçekten çok iyi zaten bu mesafelerde bahsedebiliriz. Akıl ve hayat çizgisi arasındaki mesafe ve iletişim tarzı da her zaman böyledir. Bazen özel hayatında yanlış anlaşılabilir, biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Çok iddialı olmak veya iş hayatında gerçekten tamam güvendiğiniz konular varsa kendinizle ilgili İddialı olabilirsiniz ama aşırıya kaçmamak gerekiyor tabii ki. Yine enerjisinin iyi olabileceği zaten iç Mars'ta çok dolgun ve oradan gelen bayağı bağlantı çizgisi var. Ya i̇yi bir enerjiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Atılgan. Zaten dirençli bir zihin, dirençli bir fiziği de var. Yani zorluklar altında da çalışabileceği ve dayanabileceği, güçlü bir irade ortaya koyabileceğini söyleyebiliriz. Tabii bu çizginin böyle olması yani iç Mars'tan gelen birçok çizginin olması bazı zorlukları kendisine çekme ve zorlukları aşarak başarı elde etme. Yani bu Özellikler bazı şeyleri de kendisine çağırıyor olabilir. O yüzden e, yani buna da alışmıştır zaten belki zorluklar ve bütün sınavları bunlarla ilgili olabilir hayatta. Şimdi Güneş çizgimize gelelim oradan gelen. Tabi biraz daha yukarıdan başlıyor bu ama yine biz bunu iç Mars veya ısı noktasına yakın bölgede gördüğümüz için buradan geliyor yani Jüpiter'den gelmeyeceğine göre e, e, ya Venüs'ten ya iç Mars'tan ya da elin diğer taraflarından gelme ihtimali var ve çok derin bir çizgi şöyle geliyor böyle diğer çizgiye katılıyor, karışıyor ve çıkıyor. Üst üste binme olarak görmememiz gerekiyor bunu. Burada da bir çizgi var mesela geliyor, karışıyor ve çatal veriyor. Bunlar birleşme tabii ki tek tek gelseydi bu böyle gelseydi daha iyiydi ama yine de birçok kişiye göre özellikle yine böyle aşağıdan gelen bir güneş çizgimiz var görüyorsunuz. Şöyle kopmalar olsa da incelmeler olsa da böyle gelen bir çizgi var. Yine dış Mars'tan gelen bir güneş çizgimiz var buraya karışan. Bakıldığında birçok noktadan gelen bir durum var. Bu yetenekler, kabiliyetler yine diğer alanlarda, farklı alanlarda ortaya koyabilir. Bunlar mevcuttur. Tabi burada baskın olan sanki iç Mars'tan gelen yine Mars'ta bağlantılı olan güneş çizgimiz çok etkili görülüyor. Yine evlilik hayatı veya iş hayatıyla ilgili ne kadar çok cesur adımlar atarsa o kadar şans kendisine güler diyelim. Gücü ve enerjisi yine yetenekleriyle ilgili olarak yetenekleri kullanmasında etkili olabilir. Veya güncel yaşamında her zaman bu enerjikliği enerjik durumu ve güçlü oluşu, çevresince böyle tanınması e, bu, bunlar kendisinin yani çevresince bilinen özellikleridir. Yani bu savaşma ruhunu temsil eder. Savaşçı bir kişiliğe sahip olduğunu, mücadeleci olduğunu bunu herkes çevresince biliyordur. Böyle de tanıyordur. Çok cesur olduğunu kendisinin. Yani bu özelliklerde de tanınması da ortada yani bu dış Mars, iç Mars özellikleriyle tamamıyla e, çevresince bu yönleriyle tanınıyordur. Yine stres altında, stres yönetimi çok iyidir. Panik alt, panik durumda ne yapacağını bilen özellikleri de iyidir bence. Mesela meslek olarak asker, polis veya güvenlikçi bu tür alanlarda çalışabilirdi. Veya iyi bir sporcu da olabilirdi bu enerjiyle. Bilmiyorum sporda ilgilendiyse kendileri. Liderlik özellikleri de olabilir tabii ki bu iç Mars'tan gelen bunca çizgiyle beraber. Özellikle işaret parmağının çok az daha uzun olduğunu belirtti güneş parmağına göre. Ve güçlü, dominant bir karakter olduğunu yine güçlü merkürle söyleyebiliriz burada. Yine yönlendirme, insanlara öncülük etme, doğal liderliği vardır ee, ve Jüpiter'de porsiyon olarak çok iyi görüyorsunuz. İyi çevre oluşturma veya finansal konularda da iyi bir şans başarı getirecektir. İyi bir hitabetçi, iletişimci olduğunu söyleyebiliriz. Güçlü Merkür, güçlü Merkür parmağıyla yine ikinci, üçüncü dili öğrenebilir. Bilmiyorum ilgilendi mi? Belki öğretmenliği bu alanlarla ilgili olabilir, iletişimle ilgili olabilir. Şimdi diğer çizgilere geçmeden sol elde de ben benzer çizgileri göstermek istiyorum. Mesela şu iç Mars'tan gelen çizgimiz yine şöyle ucu aşağı doğru düşüyor. Burada da buradan geliyor şu şekilde akıl çizgisine karışıyor ve uzun bir müddet akıl çizgisinin içinde. Yani şu çizgimizin aynısını sol elde görebiliyoruz. Yine burada İç Mars'tan gelen Merkür çizgimiz de burada çok net görülüyor. Güneş çizgimiz de yine böyle. Şuralardan geliyor görüyorsunuz. Benzerlikler var. Yani bunlar hala hazırda kendi donanımları ve bunları daha da geliştirmiş gibi görülüyor sahile bakıldığında. Evet şimdi bu tabii ki tek kader çizgisi değil elde Birden çok kader çizgisi var. Ve e, bu çizginin biraz şöyle bağlanması, kalp çizgisine karışması. Kendisi şu an bekar mesela. Evlilikle ilgili konuları da merak ediyor tabii ki. Bu bazen özellikle böyle elin dışından gelmesiyle beraber... Bu kişiyi daha uzaklarda araması anlamına gelebilir. Yani bulunduğu şehirde veya ülkede olmayabilir. Yine yurt dışı ile ilgili soruları da var. Yurt dışı ihtimali var anladığım kadarıyla. Gitme, yurt dışına gitme veya göç etme ihtimallerini de soruyor. Ve evlilik hayattır. Ve şu an bekar daha önce bir evlilik olduğunu bilmiyorum ama e, bu çizgiye bakıldığında bu karışımla beraber yani o kişininle tanışması daha farklı bir ortamda hiç beklenmediği bir durumda karşısına çıkabilir. Ve şanslı bir evlilik olabilir. Birbirlerine şans getirme ve sonrasında ortak hedefler koyma, büyük işler başarma açısından da bu böyle önemli güzel bir çizgi. Evlilikle ilgili diğer konulara geleceğiz ama ilk önce ben buradaki kader çizgini değerlendirmek istiyorum. Mesela şöyle bir çizgimiz var. Geliyor, iç Mars'a dalıyor. Şu şekilde. Bu belki yani öğretmenlikle ilgili konu, emekler veya o kariyeri sonlandırmayla bağlantılı bir durum olabilir bu. Şu an yapmaması, başka bir mesleğe geçmek istiyor mu bilmiyorum ama bu bazen de kaybedilen bir miras, bir dava, bir mahkeme olabilir. Yani bir şeylerin boşa gitmesi anlamına geliyor. Tabii ki bir kaynak elde etmiştir, geçimini sağlamıştır o meslekle ilgili ama bir şeyleri sanki bitirmiş gibi de görülüyor. Böyle bir ihtimalle ortaya koyuyor bir çizginin böyle olması. Diğer yandan burada çok güzel balık işaretiyle başlayan kader çizgimiz var. Hem merkür çizgileriyle birleşiyor burada. Bilekten gelen kader çizgisinin müthiş bir şekilde böyle yukarıya kadar devam etmesi burada görülüyor. Tabii burada güzel üçgenler de oluşturmuş. Tekrar bir balık var. Yani burada müthiş güzel semboller var. Şimdi balıkla başlaması kader çizgisinin böyle ana kader çizgimiz aslında bu gibi görünüyor herhalde. Yani. En uzun en derin olan o. Kader çizgimiz neydi? Yani yaşam yolculuğunda yani kadersel olaylar veya ortaya koyacağınız iradenin durumlarının göstergesidir. Ne kadar çalıştınız veya şans ne kadar yanınızda, ortaya ne kadar irade koydunuz ve onların üzerindeki bazı durumlar, kesilmeler, kırılmalar, gideceği yönler, üzerindeki işaretler bazı anlamlar ekleyebiliyor. Mesela balık işareti genellikle iyi şans, maneviyat, bolluk, bereket sembolü olarak bilinir. Yani başarı ve zenginlik işaretlerinden biridir. Satürn'e doğru yönelmesi, burada bütün kader çizgileri Satürn'e doğru gitmiş. Satürn tepesinde disiplinli olmak, sorumluluk sahibi olmak, sıkı çalışmak e, ve hayatı ciddi almak anlamında yorumlanıyor. Pratiklik, yani burada balık sembolünün de başlaması kader çizgisinin, yani bu niteliklerle bütün kader çizgileri burada Satürn'e doğru gittiği için ve Merkür nitelikleri de tabii ki biraz etkili. Balanın yönünde biraz Merkür'ü de gösteriyor burada ama güçlü olan burada Satürn'e giden tüm çizgiler elde. Kendi çabaları ve çalışkanlığı, disiplinliliği ve sorumluluğu sayesinde her zaman A, B, C, D planları yapması, kötüye göre kendisini hazırlamasıyla bağlantılı e, olumlu sonuçlar olacaktır. İş hayatına başarı gelecektir. Özellikle balık sembolünün olması bu alanda yani bu konuda yine refah, şans her zaman yanında olacaktır. Tabii kader çizgisinin tamamlayıcısı her zaman güneş çizgileri. Elde onlar da çok iyi. Yani yaptığı işin takdir görmesi, fark edilmesi, yani yaptığı işi reklamını yapmasına gerek yok. Hazır satın alınması anlamına geliyor. Ve aranan kişi olma, mesleğinde aranan kişi olma, yaptığı işleri severek yapma, mesleğini severek yapma anlamına da geliyor güneş çizgilerinin varlığı ve göz önünde bulunan. Zaten utangaç çekingen kesinlikle değil lafını esirgemeyen birisi. Sahneye çıkıp herkesin yüzüne kolaylıkla her şeyi söyleyebilen bir yapıdadır. Güçlü merkürle akıl çizgisinin mesafeli oluşuyla güçlü iletişim çizgileriyle beraber bunu ortaya koyabilir. Tabi burası Keto bölgesi olması güçlü maneviyatla da ilişkilendirilebilir. Özellikle buradaki geometrik işaretler iyi bir ruh, iyi bir karmaya sahip olma anlamında yine şans para konularında veya manevi konularda ikili ilişkilerde her zaman yanında olacağı, iyi bir korumaya sahip olacağı anlamına da geliyor spiritüel yatkınlıklar olabilir. Özellikle yine güçlü Merkür çizgisi ve Süleyman halkasında varlığı burada elde. Hatta iki tane diyebiliriz. Ve bunların güçlü oluşu Merkür çizgisiyle beraber eğitimcilik anlamında önemli. Merkür çizgisi varsa Süleyman halkaları da olması gerekiyor ve bu felsefi konulara yatkınlık, kolay öğrenme, öğrendiklerini kolay öğretme, doğru zamanda doğru yerde zaten becerebilir hem diğer çizgilere bakıldığında. Yani fırsatları iyi değerlendiren yönleri vardır mutlaka. Şimdi burada diğer noktalar şöyle çizgi var. Venüsle düz sağlıklı bir çizgi gibi görülüyor. Çizgiler var. iki tepeyi birbirine bağlayan hem Venüs hem Ay tepesi. Venüs tepesi kısaca neydi? Aşk, güzellik, tutku, cazibe gibi duygusal ve romantik eğilimleri temsil ediyor Venüs tepesi kısaca tabii ki. Ay tepesi de hayal gücü, yaratıcılık ve sezgi ve duygusal derinliği ifade ediyor. Bu iki tepenin birleşmesi yine tıpkı burada olduğu gibi akıl çizgisinde olduğu gibi iç Mars ve dış Mars'ın birleşmesi gibi burada da iki tepe birleşiyor yine. Güçlü hayal gücüyle derin duygusal bağlantılar kurabildiği, romantik ve yaratıcı kabiliyetlere sahip olan bir yapıda olduğu anlamına gelebilir. Yani hayal gücüyle gerçekçilik arasında iyi bir denge kurabilir. Zaten kendisi gerçekçi ama hayal gücünden de çok iyi bir şekilde faydalandığını söyleyebiliriz. İyi bir denge kuruyor yani her şeyle ilgili bakıldığında elde. Ayrıca tabii bu aile ve yakın çevresiyle de olumlu bir bağ kurabileceği, onlara da zaman ayırabileceği, onları da her zaman hayatında tutmak istediği hayallerine dahil etmek istediğini de söyleyebiliriz. Yani kolaylıkla onlardan da kopmayacağını söyleyebiliriz. Mesela yurt dışı ile ilgili göçlerden bahsediyor. Ee, yine ben e, ne kadar her şeyden uzaklaşsa da yine köklerine bağlı olacağı ve onları her zaman yanında olmasını isteyeceği veya bir şekilde geri döneme isteği de olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü hayat çizgimizde de baktığımızda geniş açıdan alıyor. Şöyle ayrılan bir dal var göçlükle göçle bağlantılılık kurabileceğimiz ama bir yandan da İçe dönük bir durum da var görüyorsunuz. Yani bu çizgi burada bir anda içe de dönüyor. Ve sonuç olarak yine bayağı daraltıyor burayı. Bu yani tamam özgürlükçü, dışa dönük ama belli bir süreç sonrasında bu 45-47'lerden sonra biraz daha içe dönme, özüne, aileye dönme isteği olacaktır. Ne kadar şu an yurt dışına göç isteği olsa da, yeni şeyleri deneyimlemek istiyor olsa da sonuç olarak yine hem bu çizgilerle bağlantılı hem de bunun böyle dönmesiyle Geri dönme isteği veya onları da yanına getirme isteği olacaktır. Sevdikleriyle beraber olmak isteyecektir. Ailesi, akrabaları veya kardeşleri olabilir. Şimdi şurada bir kader çizgimiz daha var. Gerçekten birden çok kader çizgisi var elde. Bu birden çok gelir kaynağı oluşturabileceği. Mesela şu an çalışmadığını belirtti ama ben parasız kalacağını düşünmüyorum. Şu an çalışmamak istediği şanssızlıktan işsiz kaldığını da düşünemeyiz. Mutlaka eğer çalışmak isterse iş, para her zaman böyle kişiler için mümkün. Bunları elde ederler kolaylıkla. Tamamıyla tercihlerle alakalı şu an çalışmaması bence. Çünkü güçlü bir ade var. Birden çok işi yönetebilir. Bu kadar çok kadar çizgisiyle bir yandan çalışıp eğitimler alabilir. Bir yerde çalışırken kendi işini başlatabilir. Yani özellikle zaten böyle bir durumla hem Jüpiter parmağının uzun olması Güneş'e göre hem Merkür parmağının güçlü olması. Akıl ve her çizgisinin ayrı başlaması bu kadar kadar çizgisiyle elde. Çok güçlü bir ade, güçlü bir karakter. Baş parmağımız da çok güçlü. Yani başkalarının emri altına girmek istemeyen, kendi işini mutlaka başlatmak isteyen bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki eğitimci bir okul aç açmasından bahsedemeyiz. Eğer eğitimle ilgili devam etmek istiyorsa ama en azından orada e, yönetici olmak, yükselmek e, böyle kişiler için daha uygundur. Yani üst seviyede olmak, e, her gün gelip birileri bir şey söylerse böyle kişilere ne yapması gerektiğine dair gerçekten huzursuzluklar çıkabilir. O yüzden ya yükselmeye bakacak ya kendi işinin patronu olacak her zaman böyle kişiler en uygun durum odur hem verimlilikleri açısından hem moral motivasyonları açısından bu böyledir. Şimdi burada bir nokta daha var. Kader çizgilerinden bir tanesi muhtemelen bu ana kader çizgisi bir anda kalp çizgisinden sonra derinleştiğini görüyoruz. Görüyorsunuz şurada bir anda derinleşen bir çizgi kalp çizgisinden sonra. Yani kendisinin duygusallığı, hisleri veya sevginin gücü her zaman önemli bir yer teşkil edebilir. Yani genel yaşam yolunda veya iş hayatında da olsa normal yaşamında da üst seviyededir hisler ve duygular ve kararları alırken de bunlar önemlidir, yani bunlar önceliktir. Ben kolaylıkla hani çok büyük duygusal duygularına göre hareket edeceğini, mantığı devre dışında bırakacağını söylemiyorum. Eğer farklı bir durum olsaydı burada mesela, akıl çizgimiz çok aşağı düşmüş olsaydı e, ve bu durum olsaydı aşırı hatalar olabilirdi ama böyle bir durumda iyi bir dengeye de sahip olabilir. Çünkü yani bir eksik kısım kalmıyor kendisiyle ilgili, gerekse duygularla gerekse mantıkla ilgili iyi bir durum var hayatında yapacağı seçimler duygusal ihtiyaçlarını veya hislerini her zaman tatmin etmesi gerekiyor. Bunlar bunlarla uyumlu olması gerekiyor. Ona göre atım, adımlar atacaktır. Özellikle yaşlılık dönemine denk gelen kader çizgisinin bu kısmında derin olması çalışma hayatında ilerleyen yaşlarda da iyi olabileceğini söyleyebiliriz. Orta yaştan itibaren de zaten orada derinleşen çizgilerimiz net görülüyor e, ve güçlü bir irade orta yaş ve ilerleyen yaşlarda da devam ediyor. Bu sağlıklı. Akıl çizgimiz de zaten geç dönemlerde çok iyi. Kalp çizgimiz de fena değil, sağlıklı görülüyor. Ayak çizgimizde de yine çok mükemmel değil ama zayıf da değil. Yine Venüs tepemizin yüksekliği fena değil. Ve ayrılan dallarla yine iyi seviyede denilebilir. Özellikle burada üçgen oluşturması geç dönemde. Bu da sağlıklı bir durum. Hem o dönemler alanında iyileşme süreçlerine katkı sağlaması, bir şekilde iyileşmesi, refah her zaman olması, yaşlılık döneminde de iyi bir emeklilik döneminde olabilir. Tabii ki çalışmalarına devam etmesi gerekiyor. Bu sembollere bakarak ha, bu böyle deyip rahata bağlamamak gerekiyor. Sadece bu şekilde devam etmelerinde fayda var. Her şeyi yaptıkları gibi yapmasında fayda var. Yani romantik bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz kısacası. Bu çizgiyle beraber romantizm önemli. Şimdi kalp çizgisini burada Vişnu Çatalı yapması bu gerçekten yardımsever çok tutkulu, geniş çevrelere, insan çevreleri olabileceği etrafında çokça insan olması, arkadaş çevresi veya iş çevresi bu anlamda önemli ve iyi güçlü bir maneviyata da işaret. Burada üçgenler oluşturması Süleyman halkalarıyla bu tüm canlıları sevdiği, insancıl yönlerini ve yardımseverliği ortaya koyuyor. Vakıf yardım kuruluşları bu tür alanlarda hobi olarak da devam edebilir veya kendisini daha iyi hissettirebilir böyle alanlarda da gerekse gönüllü çalışmak veya o organizasyonun içinde bulunmak faydalı olabilir. Hem üretkenliği hem de iyi hissetmesi açısından böyle durumlar iyi gelecektir. Gerçekten insanlara fayda sağlayabilir. Gerekse onlara vereceği eğitimler veya onlara yönlendirmeleri, onlara öncülük etmesi kendisinin her zaman insanlara katkı sağlayan yönleri güçlü. Eğitimcilik doğru bir bölüm seçtiğini söyleyebiliriz tabii ki. Şimdi şuradaki evlilik çizgilerine gelmek istiyorum. Şöyle bir çizgimiz var. Çatallaşan bir evlilik çizgisi var başparmakta. Şu şekilde. Ve göz işareti. Şimdi göz çok iyi, tamam güzel bu şanslı varlıklı biriyle evlilik e veya evlilikten sonra özellikle şu zenginleşme beraber çalışarak o kişiyle ortak bir iş yaparak veya güçlerini birleştirerek gelecek bir refah denilebilir ama. Şimdi bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Buradaki derin çatallaşma, karışıklıklar ve zorluklar olabilir ilişkilerde, özel hayatında veya evliliklerde. Belki daha önce bir ayrılık yaşamış olabilir. Yani potansiyel bir anlaşmazlık anlamına geliyor bu her zaman. Ve kişinin hayatında her zaman birden fazla önemli ilişki olmuş olabilir. İki evlilik yaşamış olabilir veya birincisi bitmiş, ikincisi de olabilir. Böyle bir ihtimal de koyuyor böyle derin bir çatal başparmaktaki evlilik çizgisinde. İlişkide belirsizlikler, kaygılı durumlar, kararsızlıklar olabilir. Özellikle gelecekle ilgili yani böyle sorunlar yaşayabilir ikili ilişkilerde. Ve her zaman potansiyel olarak evlilik hayatında veya ilişkide değişim, yeniden değerlendirme, her zaman yeni bir sayfa açma gibi süreçler olabilir. Yani bunların sonuçlarında iyi bir iyileşme de olabilir. Daha iyi her şey olabilir sonuç olarak. Güçlü bağlar varsa ilişkiyi güçlendirmek ve ayrılmamak için elinizden gelen her şeyi yapmak her zaman faydalıdır tabii ki. Her şeyi bitirmektense. Şimdi buradaki evlilik çizgisi açısından bu böyle ve aile zincirine baktığımızda burada güzel üçgenler oluşturması belki şu mistik haç olarak görülebilir güçlü hisler öngörüler hissiyatlar olabilir ee, ama bakıldığında yine çizgi üzerinde güzel üçgenlerin olması burada yine miraslarla ilgili güzel işaretler olabilir. Şu az önceki işaretin aynısı şurada da daha küçük görülüyor ama aslında bu daha büyük. Erken dönemde de bir üçgen var. Yani aileden gelebilecek katkılar, miraslar, bu ihtimaller olabilir. Küslük durumları da var tabii. Ben ne kadar ailesinin önemsediğinden bahsetsem de bazı kişilerle de arasının bozuk olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü çok bağımsız, çok gözü kara bir yapıda kendisi. Tamam ikili ilişkilerde de ben çok büyük hatalar yapacağını düşünmüyorum ama bazı şeyleri de affetmiyor olabilir. Öyle alttan alacak bir kişi de değil. E, lafını esirgen birisi de değil. Yani bunlarla ilgili bazı durumlar olmuş olabilir. Ama genel anlamda sevdiği kişilerden de kopmak ayrılmak istemeyen bir yapısı da var. Yine burada güçlü seyahat çizgileri var. Yani göç ihtimalleri olabilir ama sonuç olarak ben yine de burada mesela doğup büyüdüğü yerdeki adaptasyonun daha kolay olabileceğini söyleyebilirim. Tabii ki deneyimlemek herkes deneyimlemesi gerekiyor yurt dışını. Ama bir şekilde yine dönmek isteyeceğini söyleyebilirim. Yav işaretine baktığımızda o da çok sağlıklı görülüyor. Hem şans, para, evlilik hayatı açısından bunlar da olumlu. Yani başparmaktaki çizgiler iyi görülüyor farklı gerçekten farklı özellikleri var kendine has birçok noktada farklı durumları değerlendirdik yine güçlü iç Mars çizgilerimiz var yani şöyle bakıldığında çevresinde yine her zaman yaşlılık döneminde de kendisini koruyan destekleyen birilerinin olabileceği maddi manevi bu çizgiler önemli hem sağlık hem de olumsuzluklardan kazalardan koruma açısından da bu çizginin varlığı iyi şöyle çıkış çizgileri var ince kadar çizgisi gibi çok ince bunlar sanki 35 yaş öncesine ...işaret ediyor gibi. Şu çizgiyle beraber bir üçgen oluşturuyor burada. Belki bu biten olay... ...gerekse eğitim e, mesleğiyle ilgili veya kaybedilen mahkeme olabilir ama... ...sanki bununla bağlantılı olarak... ...bir şeyler de elde edilmiş olabilir, bir para da eline geçmiş olabilir. Ne kadar belki tatmin edici olmasa da bir şeyler elde edilmiş olabilir 35 yaş öncesinde. Ama şu çıkış çizgileri de belki daha öncesinde yaşadığı evlilikler olabilir. Çocuk sahibi olduysa çocuk sahibi veya terfilerle bağlantılı durumlar olabilir çizgiler devam ediyor. Yani bunların süreçleri devam ediyor olabilir. Çünkü akıl çizgisine durmamış. Yani bu dönemler iyi değerlenmiş. Yani şu ana kadar gelen fırsatlar sanki iyi değerlenmiş gibi görülüyor. İnce ince çıkan çizgiler de var. Ve şöyle kader çizgisinde dallandığını görüyoruz. Bu da yine 30 yaş civarlarında başlayan durumlar. Yani bunlar kaynakların çoğalması, birçok olumlu olay olmuş gibi görülüyor. Şöyle bir durum var mesela. Şöyle bir üçgen oluşturuyor ve bu güneş çizgisinin başlangıcı var burada. Şöyle ayrılan bir dal da var kader çizgisine karışmış. Bu süreç 45'lere denk gelen belki 42'lerden başlayan 45'lere kadar devam eden yine mesleğiyle ilgili bir terfi söz konusu olmuş olabilir. Veya çünkü bu dönemlere gelindi artık yöneticilik yapma 40 yaş sonrasına geldiğinde sıra size geliyor biraz bir yandan da. Bu dönemleri iyi değerlendirebilir beklentileri varsa bu süreçte onlar gerçekleşebilir. Parayla ilgili veya kariyerle ilgili, yurt dışı ile ilgili de belki bu dönemler aralığında e, olumlu olaylar olabilir. Zaten arka arkaya devam eden üçgenler var. Bunların hepsi güzel burada. Şimdi buradaki evlilik çizgilerini zayıf görüyoruz. Merkür tepesindeki çizgiler. Şu fotoğrafta biraz daha net görülüyor. Şöyle bir çizgi var. Ve şöyle karışan bir çizgi var. İç Mars'tan gelen bilmiyorum daha önce bir ayrılık yaşandı mı? E, bunlarla bağlantılı olabilir. Şu iç Mars'tan gelen Merkür çizgimizi buna karıştırmayalım. Yani bunun böyle bağlanması bir aylık ihtimalini, bir şanssızlığı ortaya koyuyor. Yani bu tepeye bakıldığında zaten çizgiler çok zayıf. E bu belki seviyeyi ifadesinde ben yani çok büyük eksiklikler olacağını düşünmüyorum diğer yönlere baktığımızda. Yani eldeki tepeler dolgun, iyi bir kalp çizgisi var. Duygularını ifade de iyi olacağını söyleyebiliriz ama o elde de mesela bu çizgiler zayıf biraz görüyorsunuz. Yine çok ince aşağı doğru bir çizgi var. Belki yani şanssızlıklar olabilir ama yine Diğer yönlere bakıldığında eğer bir tercih olursa evlilik hayatıyla ilgili bir istek bunu gerçekleştirebilir. Tamamen her şeye bakıldığında sanki tercih meselesi gibi memnuniyetsizliklerle bağlantılı olabilir. Aradığı o mükemmel kişinin olmaması, belki iş hayatında da benzer sorunları yaşıyor olabilir. İstediği şekilde olmaması, memnun etmemesi kendisini tercihlerine etkili olabilir tabii ki bir şeyi devam ettirmekle ilgili veya başlatmakla ilgili. Parmak izlerine baktığımızda şöyle Jüpiter'de şöyle dönenler var hafif bir döngü işareti de var. Yani cesur yönlerinin de olabileceğini söyleyebilirim. Hem duygusal zaten bahsetmiştik. Hem cesaretli hem duygusal yönlerinin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yine birinci falancıda çift çizgiler güvenilir olma açısından önemli. Yani tek olan güvenilir, güvenilir olmayan anlamına gelmez tabii ki. Birçok noktaya bakıyoruz ama bunun çift olması daha iyi bir durum. Yani ekstradan bir durum diyelim. Cesleri var görüyorsunuz. Böyle yatay çizgiler birinci falancıda. Belki su tüketimiyle ilgili bir durum olabilir. Ne kadar sönük durmasa da bu, buradaki yatay çizgiler su tüketiminin yeterli olamayacağı belki o anlama gelebilir. Buna dikkat edebilir veya kontrole gidebilir bununla ilgili. Yine zihinsel streslerde yaşayan birisi görüyorsunuz başparmakta derin çizgiler. Stresler var ama çok aşırı depresif biri olacağını düşünmüyorum. Normal seviyelerde tabii ne kadar özen gösterirse daha iyi olabilir bu stres konularında kendisine. Çünkü mesela ay tepesinde bu Derin çizgiler tamam bunların bazıları mesela şu bağlayan çizgi biraz da göç çizgisi buraya karışıyor. Göç ihtimallerini ortaya koyabilir tabii ki. Ama değişken bir duygu dünyasını da gösterebilir bu. E, derin buradaki çukurlar zaman zaman dolgun zaman zaman söndüğü için böyle çukurlar oluşturabiliyor burada ay tepesinde. Bu da normal birçok kişi de bu böyle. Bilek çizgilerimiz de sağlıklı görülüyor. Birinci çizgi iyi, ikinci güzel, üç de iyi. Buradaki çizgi bazen büyük bir para işareti olabilir bu. Miraslar veya aileden gelebilecek veya toplu bir para anlamına gelebilir. Bakıldığında iyi bir durum var. Hem çocuk sahibi olmayla ilgili veya doğumla ilgili bir zorluk olmayacağı hormonlar da burada çok iyi görülüyor hormon çizgileri. Yani bir engel durum yok çocuk sahibi olmasına ve üçgenler bu çizgi üzerinde gerçekten güzel. Ve üç çizgi olması yine iyi bir koruma şans para açısından da önemli ve sağlık açısından da önemli tabii ki. Şöyle çizgiler, kısa çizgiler, seyahatler anlamına gelebilir. Daha çok göç çizgileri böyle oluyor ama tabii çokça olması burada. Burada da çizgilerin olması e, yine dışarıyla bağlantılı işlerin olabileceği. Göç ihtimalini de yükseltiyor tabii ki. Sol elde de yine şurada küçük bir göz var evlilik çizgisinde. Şöyle bir çatallanma burada da var. Yine seyahat işaretleri burada mevcut. Yav işaretimiz de iyi görülüyor. İçsel dünyada da sol elde de çokça stres var görüyorsunuz. Yani biraz dikkat etmekte fayda var buna. Bakıldığında mesela burada kader çizgileri sahilde daha iyi. Merkür çizgilerimiz de daha iyi durumda. Yani iletişim açısından iyi gelişmeler var. Tabii ki kendisini geliştiren hatta başkalarının da gelişimine katkı sağlayan çalışmalarda bulunan birisi. Ee, gayet normal gelişimlerin olması. Mesela öndeki yıllarda da daha iyi süreçler var. Yani potansiyellerin üstüne çıkabilecek kişi kendisi ve Şans para üçgenleri burada Merkür çizgileriyle net bir şekilde oluşmuş. Buradakine göre çok daha ince cılız kırıntı çizgiler var. Üst üste binmiş. Yani çok belirsiz. Burada netleşmiş. Ve üçgenler de oluşuyor. Yine tasarruflar açısından iyi bir durum. Üçüncü falancılar da dolgun zaten. Para aklının, ticari aklının iyi olabileceğini söyleyebiliriz. Bu küslük çizgileri yine burada da var. Muhtemelen aileyle bazı kişilerle olmuş olabilir. Ama yine güçlü bağlar da var ailesiyle ilgili. Ve öndeki süreçte şu yine 40 yaş sonrasına denk gelen bir çıkış var burada. Yine güneşe doğru. Ve bunu burada da gördük. Güneş çizgisi yine burada üçgenlerle e, bu dönemde başlıyor burada. Kadersel belki bazı fırsatları değerlendireceği anlamda yorum yapabiliriz. Burada biraz demoralize durumları var. Yani içsel iç yani iç dünyasında biraz daha demoralize. Bunu pek belki dışarıya yansıtmıyor ama kafaya taktığı durumlar elbette vardır. Yine şuradaki çizgiler ve seyahat çizgilerimiz burada çok net. Bu bilekte de yine bir üçgeni görüyoruz ve birinci çizgimiz, ikinci çizgimiz görülüyor sağlıklı çizgiler çok güzel. Yani mental ve fiziksel olarak stabil bir durum var ve bunu ilerleyen yaşlarda taşıyabileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki rehavete kapılmamak gerekiyor. Özen göstermeye devam. Kalp sağlığına baktığımızda sanki yine de özen gösterisi iyi olur. Aileden gelen bazı durumlar olabilir genetiksel gelen. Burada biraz daha iyi gibi görülüyor ama her zaman özen göstermekte fayda var. Yani sol ele göre baktığımızda sağ eldeki çizgiler daha iyi. Sol el neydi? Kendisini biraz nasıl gördüğü, kendisini nasıl bildiği ama yani dışarıdan görülen aslında kendi düşündüğünden çok daha iyi yani potansiyellerinin çok daha üstüne üstüne geçmiş durumda ama bu kendisinin bazen farkında olamayacağı anlamına da gelebiliyor. O yüzden biraz daha birçok konuda çok iyi gelişimler kaydetmiş. Bunların farkında olmayabilir tabii ki. Kendisine haksızlık etmemesi gerekiyor. Biraz daha cesur adımlar atarsa zaten çok cesur cesaretli birisi ama bazı konularda daha iyi olduğunu düşünebilir kısacası. Yani bir konu hakkında az bir tecrübesi olduğunu düşünüyor olabilir ama aslında birçok kişiye göre çok iyi olabilir az bildiği konularda da biraz daha kendisine güvenebilir bence. Tabii ki dikkat etmek gerekiyor yine bu konuda. Çocuk nesil çizgilerine baktığımızda şurada tek bir çizgi var sol elde. Sağ ele geldiğimizde hangi fotoğrafta görülüyor diyeceğimiz. Yani bu çok ince bir çizgi. Bazen çıkmayabilir. Şöyle tersten geliyor ama şuradan gelmesi gerek. Sol elde bir tane var. Belki yani bu ihtimalleri ortaya koyabilir. Çocuk sahibi olmayla ilgili. Sağlık olarak bir engel görülmüyor. Bazen fotoğraflarda iyi çıkmayabiliyor. Şu bölümde dışarıdan gelen ince çizgiler olması gerekiyor. halde var. Sahilde göremedim. Muhtemelen burada da vardır. Parladığından dolayı fotoğraflar görünmeyebilir. Merkür tepesindeki evlilik çizgisine tekrar gelecek olduğumuzda burada aşağı doğru düşme var ve bir stres çizgisiyle birleşme var. Yani çok derin değil. Biraz daha inisiyatifi almak. Biraz daha ciddi şekilde taahhütlerde bulunmak. Evlilikle ilgili girişimlerde bulunmak gerekebilir. Yani karşı taraftan beklenti yerine biraz daha kendisinin adımları atması gerekiyor gibi görülüyor biraz daha istekli olmasında fayda var. Yani gerçekten bir evlilik ikincisi ise ikinci evlilik bir adım atılması gerekiyor. inisiyatif alınması gerekiyor. Bu yönden o çizgiler zayıf. Yani biraz daha kendisini ifade ede iyi tabii ki ama biraz daha girişimde bulunmak gerekiyor. Ve tercihlere yaparken de dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Çizginin biraz böyle düşmesi tercihlerle ilgili bazen hatalar olabileceği anlamına geliyor ama yine de ben kendisinin öyle çok büyük hatalar yapacağını düşünmüyorum. Diğer çizgilere baktığımızda yani bir tek çizgiye göre tüm avuçtaki çizgileri bir anda negatif duruma düşüremeyiz. i̇yi bir aklı var. İyi bir analizci. Hisleri de güçlü kendisinin. Yani kolaylıkla büyük yanlış bir tercih olacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki dikkat etmesi gerekiyor yine de. Evet biri okumunun daha sonuna geldik. Umarım bilgilendirici olmuştur. Eğer siz de böyle bir analiz istiyorsanız videonun açıklamalar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalda takip etmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Teşekkürler.